Yiyeceğim abla. Meleğim, canım benim. Niye geç geldin? Neden beni yalnız bıraktın? Elimde olsa seni bir saniye bile yalnız bırakmam. Seni o kadar çok özledim ki. Sen yokken lokumanım hastalandı. Hadi hop da iyileşsin. Ama önce babanla konuşmam gerekiyor. Sonra gelirim, tamam mı? Geleceksin ama değil mi? Geleceğim tabii ki, bir tane. Hem lokumanımı iyileştirmemiz gerekiyor. Hadi geç bakalım odana. Geç kalma. Yeliz'i, canım, aç gözünü kız. Of, ne işkenceler gördü, neler yaşadı yavrum kim bilir. Şu haline bakın. Emre, doktor mu çağırsak? Hastaneye gidelim, belki kaza anında bir şey olmuştur. Emre. Buradayım. Daha beni yalnız bırakma. Yeliz, sana bir check-up mı yaptırsak? Bak bu bayılma hiç iyi işaret değil. Ben çok acım. O adam beni karanlık bir yere kapattı. Su bile vermedi bana. Ah, zavallı kızım. Hemen yiyecek bir şeyler hazırlayın. Hadi. Tabii efendim. Alo. Buyurun komiserim. Niye içim rahat değil? Soner'den kurtuldum artık. Yine de içimde bir karanlık. Emre Bey, ben kararımı verdim. Lütfen. Bakın lütfen bir kez daha düşünün. Emre çekil! Ulan gel sana! Emre çekil! İzin Hanım! Başka ne olabilir ki? Yerinde başka bir insan olsaydı yine aynı şeyi yapardı. Sonuçta iyi bir insan. Hepsi bu. Bu kadının kocası beni ölümle tehdit etti ya. Kaçırdı. Sonra seni ezecekti. Ben ne yapıyorum burada ya? Gideyim. Gitmeyeyim. Şimdi burada bekle dedi. Ayıp olur. Bekleyeyim. En iyisi bekleyeyim. Anladım. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.
O ruh hastasının elinden sağ salim kurtulman mucize. Arabadan ölüsü çıkmıştır inşallah. Soner yaşıyor. Ölmemiş mi? Yok. Emniyetten aradılar şimdi. Soner hastanedeymiş. Gözetim altında tutuluyor.